Esselamu aleyküm dostlarım. Ödrem Remif'in bir önceki bölümünde büyücülerin olduğunu düşündüğü kafeteryaya akit imzalayarak gönderdiği cinni geri geldiğinde büyücülerin olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Remif, dolunay gecesi ava çıkacaklarını Siyor'a söyledi. Planlar yapılırken takip edildiğini bilmiyorlardı. Gelen cinni takip edilerek büyücüler tarafından doğrulandı ve evin etrafı cinler tarafından sarıldı. Akdin yapıldığı ev olduğu için enerji binanın her yerini sarmıştı. Bu yüzden cinniler her daireyi kontrol eder şekilde içeriye giriyordu. Remif'in evi özel tılsımlarla korunduğu için içeriye giremediler. Cinniler üst kattaki Eda ve annesinin enerjisini ve çığlıklarını verdi. Remif buna müdahale etmek zorundaydı ve sonunda av mühürlerini açtı. Tılsımlarını kullanan Hüddam, etraftaki bütün cinnileri yok etti. Uzun yıllardır kendini saklaması gerektiği için cinlere teması yoktu ve sonunda cinleri avladı. Sonrasında hocasından bir haber geldi. Telefonla görüştüğü hoca evine geldi. Hocası ağır hastaydı. Hastanedeydi ve son isteği olarak bir mühürlü mektubu ona göndermişti. Ensesinde bulunan Siyor'un mührünün kopyasını ona da yaptı. Bu sayede Siyor saklanabilecek, onu büyücülerin arasına rahatlıkla yerleştirecekti. Bu sayede yaptığı plan kusursuz işleyecekti. Ama Remif hiç beklemediği bir telefon aldı. Ozan adındaki arayan kişi Remif'in hocasının oğluydu. Ama oğlu kara hüddamlıkla ve büyücülükle tanınıyordu. Keyifli dinlemeler. Ozan'ın sesini duymak beni bayağı bir afallattı. Ne istiyorsun söyle diyerek tekrar ettim. Söylediğim gibi, oraya gittiğinde öleceksin. Seninle görüşmek istiyorum. Yanındaki hoca bozuntusu umurumda değil. Dışarıya çık ve sokağın başına gel. Seni bekliyorum. Neden böyle bir şey yapayım? Sen bu eve gel. Bu eve giremeyeceğimi biliyorsun. Senin gibi bir avcı hüddamın evine girmek benim için intihar olur. Vücudumdakileri çıkarmam yıllar sürer. O yüzden ortak bir paydada buluşalım. Cami bahçesi nasıl? Belki şerefini ve onurunu hatırlatır sana. Güldü. Kahkaha atarak, birazcık da sinirlenmiş şekilde. Yaşına göre oldukça kibirli bir çocuksun. Bana olan nefretini anlıyorum. Babam doldurmuş olmalı seni. Açıkçası benim hocam senin hakkında hiç konuşmadı. Çünkü haysiyeti ve şerefini kaybetmiş insanlar hakkında konuşup, zaman kaybetmeyi sevmezdi. Tabii siz bunlardan uzak olduğunuz için çok anlamazsınız. Öfkesi gittikçe artıyordu. Enerjisini hissediyorum. Söylediği gibi sokağın başında. Öfkelenmesiyle yanındaki cinnilerin de beslenmesi artıyor. Farkında değil ama aslında onu avım için yemliyorum. Siyor'a doğru döndüm. Siyor yavaşça başını salladığı gibi kayboldu. Senin yanına gelmem. Sen de benim yanıma gelmiyorsun. Ortak bir paydada buluşalım. O nasıl olacak? Benim sokağıma girme. Bulunduğun yerden aşağıya doğru ilerle. Büyük bir park olacak. İnsanlar orada genellikle kahvaltı yapar, sohbet eder. Dolu bir yerdir. Oradaki bir bankta otur. Seni nasıl tanıyabilirim? Bu mahallede yaşayamayacak kadar zengin olduğumu anlayacaksın. Güldüm. Kapattım telefonu sonrasında. Adam nereye gidiyorsun diyerek sordu. Hocam, çok ufak bir işim var. Galiba birini öldürüp gelmem gerekiyor. Siz burada bekleseniz. Birini öldürüp gelmem mi gerekiyor? Tövbe tövbe. Rabbimizin verdiği canı ondan başkası nasıl alır? Nasıl buna yeltenirsin? Öldüreceğim kişi kafir. Yani cihat yolunda gibi düşünün. Ölünce çok sorun olmayacak yani. Siz bekleyin ben geleceğim. Adam olmaz öyle şey. Yapma etme derken... Mecur el me'üzül, eziyel me'ûn el mi'ûn. Bilinci kapanarak yere doğru düştü. Kusura bakmayın, gerçekten bunu yapmak zorundayım. Nasihat dinleyecek hiç vaktim yok şu an. Hızlıca dışarıya doğru çıktım. Parkın olduğu yere doğru gittiğimde, söylediği gibi, iki tane koruma var. Bankın arka tarafında duruyor. Özel bir kulaklığı bile var takılı olan. Bacak bacak üstüne atmış şekilde, zengin bir görünüşü var. Yanına doğru ilerledim. Esselamu aleyküm. Belki selamımı alırsın da cehennem ateşine ufak bir kase su gelir.
gülümseyerek yana doğru çekildi. Oturdum. Seninle ortak paydadayız. Bu yüzden sana ulaşmak istedim. Seninle bir ortak paydam olamaz. Ben büyücülerle iş yapmam. Hele karayüdamlarla hiç iş yapmam. Açıkçası bu işi yapmak isteyeceksin. Bir tane iç cebinden poların uzun bir zarf çıkardı. Aç, içine bak dedi. Üst taraftan açarak içine doğru elimi soktum. Fotoğraflar ve birçok belge vardı. Fotoğraflardaki kadın, o büyücülerin olduğunu düşündüğüm kafeteryada fal bakan ve diğer çalışanlardı. Aradığın herkes birbiriyle akraba. Süryani soyundan geliyorlar. Eski Babil kökenli cinnileri var. Onlar sayesinde kendilerine özel bir tarikat kurup, fal baktıran insanların da enerjilerini cinlere verip besliyorlar. Yani sınırsız bir açlık döngüsü. Sadece heyecanlandırıyorlar, gerçekleri söylüyorlar ve onları besin olarak kullanıyorlar. Ahiretlerini yakan küçük kobay fareleri gibi düşün o fal baktıranları. Evet, ortak paydamız nasıl oluyormuş? Sen onları öldürmek istemiyor musun? Ya da mühürlemek? Evet, istiyorum. Ben de istiyorum. Şu kadın diyerek fal bakan kadını gösterdi fotoğrafını. Özellikle bunu istiyorum. Senin gözünün önünde öldüreceğim. Gözünün önünde mühürleyeceğim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hepsini etkisiz hale getir. Bunu bana bırak. Söz veriyorum zamanı geldiğinde borcumu öderim. Hem de hiç beklemediğim bir anda. Anlaşıyor muyuz diyerek elini uzattı. Peki, bütün her şeyi ben yaptıktan sonra kadını neden sana bırakayım ki? Bütün işimi tamamlarım. Mantıklı gelmedi diyerek elini ittirdim. İçerideki herkesi ben etkisiz hale getireceğim. Sadece orada bir avcı olmalı. İki tarafında kara büyüsü birbiriyle çakışıyor. Benim ona yaptığım büyüler tutmuyor, onların da bana yaptığı büyüler. Sağ cebine doğru elini sokup bana doğru bir kağıt uzattı. Kağıdın üzerinde 27 tane isim var ve hepsi cin ismi. Bu, bütün kafeteryadaki cinlilerin mi? Hepsinin değil. O kadar sayıyı zaten bir kağıda sığdırmam imkansız. Yüzlerce kağıt gerekirdi. Ama cinlilerin bağlı olduğu 27 tane baş cinin ismi. Bunlar öldüğünde tamamıyla her şey bitecek. Anlayacağın savunmasız kalacaklar. Hepsini istediğin gibi mühürle ve yakala. Sadece onu bana bırak. Gerçekten cinin ismini bilmek çok önemlidir. Özellikle de defne yaprağıyla beraber cinin ismi yakıldığında ortaya çıkan o tılsımın okunuşuyla beraber cinliye direkt kavrulur. Rukiye ayetlerinin yakıcılığı ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sırasıyla okunuşu cinnileri hatta paramparça eder. Bu isimler doğruysa sadece birkaç dakika içinde bütün kafeteryanın içindeki cinnileri dağıtıp yok etmiş olurum. Bir büyücü bir büyücüyü öldürmek istiyorsa bunun için çok geçerli bir sebep olmalı. Sebebin ne? Bu da bende kalsın. Ama hüddamlarla ilgili değil. Hatta daha inandırıcı olması için de sağ elindeki eldiveni çıkartarak arkaya doğru uzattı. Arkadaki adam cebinden bir tane bıçak çıkartarak elinin içine doğru kesik attı. Sonra da bir kağıt uzattı. Bu bir akit yazısı. Özellikle de yapılan şey direkt olarak belli. Baba adı ve anne adı da yazıyor. Gerçekten o. Hiçbir şekilde istihamet ve hüddamlığa zarar verici bir şey yapmayacağına net olarak kabullük veriyor. Kanını direkt sürdü kağıda. Bıçağı bana doğru uzattı adam. Sol elimi kaldırarak ona doğru uzattım. O da ucumun içine kesik attı. Ben de diğer tarafına doğru kanımı sürdüm. Aktik atlayarak cebime doğru koydum. Ayağa kalktığımda bezi uzattılar. Elime sararken ona doğru baktım. Yarın akşam büyük bir ölüm olacak. Hepsini öldüreceğim. Ama o kadına yapacaklarını görmek istiyorum. Orada olacağım. Gülerek ayağa doğru kalktı. Babamın öğrencisi olduğun çok belli. Ama gördüklerinden sonra bir daha hüddamlık yapamayabilirsin çocuk dedi. Gülerek geriye doğru giderek arabaya doğru bindi. Diğer adamları da. Sonrasında da hareket ettiler. Kağıdı elime doğru aldığımda siyor arkamda belirdi. Farkında mısın bilmiyorum Remif ama küçük mafyacılık buluşmanızı bütün herkes gördü. İnsanların gözünün de uçlarınızın içine bıçakla kesik attınız. Sence bu anormal değil mi? Etrafa doğru baktığımda insanlar çok çekinmiş şekilde çocuklarının yanına alıyor.
koruma içgüdüsüyle kalkıyorlar. Oradan uzaklaşmaya başladım. Eve doğru yürürken Sior'a, eve gittiğim gibi tılsımlara başlayacağım. 27 ismin doğruluğunu öğrenmen lazım. Oradaki cinnileri mi görünüyor direkt bak. Diğer alemden bir fısıltı olmamalı. Sadece bu 27 ismi sen ve ben bilmeliyiz. Müddamlara karşı hiçbir şey yapmayacağına dair akit imzaladı. Daha neyin sağlamasını yapıyorsun? Hızlı bir şekilde saldırıya geçmemiz daha mantıklı değil mi? Dolunay'da güç kazanacaklar. En azından şimdi direkt öldürebiliriz. Hocam sürekli olarak beni bu konuda uyarırdı. Hiçbir zaman tam temelini öğrenmeden başka bir işe kalkışma. Bu yüzden tamamını öğrenmemiz gerekiyor. İlla da yapacaksın yani. Beni denemek için söylediğini biliyorum Sior. Haydi eve girelim de. Zaten yerde yatan bir tane hocamız var. Onu kaldıralım. Yerde yatan hocamız mı var? Apartmana girip evin kapısını açtığımda Sior kahkahalar atıyordu. Arka taraftaki ritüel odasına girdiğimde adamcağız öyle yüzüstü yatmış şekilde duruyor ve horluyor. Adamı ne kullandın, bilincini mi kapattın diyerek sordu. Vallahi bilincini kapattım on herhalde. Hatırlamıyorum ki hangi tılsım okuduğumu. Telefonda konuştuktan sonra birazcık heyecanlandım galiba. Abi duyuyor musun beni ağabey? Hey hocam kalkar mısın? Birkaç defa dürttüm ama olmuyor. Sior çoraplarını koklat. Gerçekten insan öldüresi bir kokusu var. Onları koklat diyerek bana bulaşıyordu. Benim ayağım kokmaz bir kere. Bak diyerek çıkarıp çorabı ona doğru attım. Tabii hangi kafayla yaptıysan bunu çorabı tutabilecekmiş gibi boşluğa doğru geçip gitti sadece. O sırada okuduğun tılsımı ayıltmak için tekrar okusan daha iyi olabilir. Üzerine doğru geldi Sior. Hangi tılsım olduğunu söyledi ben de tekrar ettim. Tekrar etmemle beraber kendine geldi. Gözlerini açtığında başı ağrıyordu. İyi misin ağabey? Sen bir katilsin. İnsanları öldürüyorsun diyerek bağırıyordu. Hayır hayır ben katil değilim. Yanlış anladın beni. Ben sadece cinleri öldürürüm. Kafir olanları. Avlarım. İnsan öldüreceğini söyledin giderken. Ben yarınki işte yokum. Zaten olmana gerek yok ağabey. Hatırladığı her şeyi uykulu alır mısın? Alırım dedi Sior. Ensesini doğru şaplak atar gibi sertçe vurdum. Çıkan sesten sonra aynı anda Sior'la birbirimize bakıp yankılanan sesin keyfini yaşadık resmen. Tılsım yeniden aldıktan sonra ensesinden birazcık daha baygın kalacaktı. Gözlerini açmaya başladığında hiçbir şeyi hatırlamayacak. Sadece zarfı verdiği ana kadar. Bana ne oldu diyerek sordu. Büyük ihtimalle zarfı verdiğiniz için artık üzerinizdeki yük kalktı. Allah razı olsun hocam dedim. Senden de diyerek ayağa doğru kalktı. Evden ayrılarak aşağıya doğru gitti. Hızlıca ritüel odasına geri döndüm. Hazırlıklara başladım. 27 ismi ayrı ayrı 27 kağıda yazdım. Tütsüleri yakarak Sior'un hızlıca diğer alemde bunları doğrulamasını sağlayacaktım. İsimleri sırayı alırken Sior dikkatini çekti mi? İsimlerin hepsi büyük kabilelerde bulunan cinniler. Bu isimler doğruysa ve aynı yerde toplanıyorsa, hele ki cinlerin dolunayında, kesinlikle bir hata var. Bu bir tuzak. Seni oraya çekmekten öte, seni de orada öldürecek olan bir şeylerin olduğunu biliyor. Bu yüzden bir taşla iki kuş dediğin şey olacak. Seninle beraber orada diğer büyücüler de ölebilir. Beni o zaman koruman gerekecek diyor. Bu tehlikeye girmen mantıklı değil. Söylediğim yap. Uzak dur oradan. Sior, korkuyorsan şimdiden geriye durabilirsin. Bana sağlamasını yaparak söyle. 27'si de doğru mu değil mi? 27'sinin de doğru olduğunu biliyorsun. Ama yapacağım. Tılsımları okuduktan sonra bir süreliğine gitti. Ritüelin bitimine doğru geri geldi. İsimlerin hepsini onayladı. Ve orada olduklarını da söyledi. Diğer günün akşamı her şey başlayacaktı. Yatağa doğru geçerek sadece Kur'an-ı Kerim okudum. Uyku herhangi bir yorgunluk yoktu. Sabah ezanından sonra namazımı kılıp okula ders çalışmaya gidiyormuşçasına kitaplarımı alıp çıktım. Okulun kütüphanesinde vakit geçirirken hava artık karanlığa yaklaşmaya başladı. Dolunay en tepeye çıkacak ve bu cinniler bunu kullanacak. Etraftaki insanların çoğu ne olduğunu anlayamayacak. Sadece yorgunluk ve erken uyuma hissiyatı geldiğini. Ama cinler olabildiğince beslenecek. Buna engel olacağım.
Bu gece hedeflediğim yer yok olacak. Sior hala temkinliydi bu konuda. Benim oraya gitmemem gerektiğini, hatta raporladıktan sonra diğer hüdamların gelerek bize yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu. Sior'u kolay kolay böyle geriye adım atarken görmek mümkün değildir. Ama geriye adım atmak istiyorsa bildiği bir şey de olur. Bu yüzden temkinli olacağımdan emin olmalım. Kafeteryaya doğru yola çıktım. Kitaplarla beraber elimde, ders çalışmış ve yorgunluk hissiyatı vermiş şekilde içeriye girdim. İki kişilik köşedeki küçük bir masaya oturdum. Kafeteryada çalışan kız geldi. Fotoğraflar da vardı. Hoş geldin, yenisin galiba, daha önce hiç seni görmedim. Evet, yeniyim. Çok fazla dışarıya çıkan biri değilim. Bugün sınavlara çalışıyordum da bir kahve içmeye geldim. Kafeteryadakiler bayağı kötü ve acı oluyor. Anladım. Sanırım kahve istiyorsun. Evet, teşekkür ederim. Kahveyi almaya giderken etraftaki cinnilerin baskısını hissediyordum. İçerisi tamamıyla dolu. Dolunay'ın çıkmasına tam 2 saat kaldı. Dolunay en tepeye vurduğunda cinniler tavlanmaya çıkacak. Ben de avımı alacağım. Ozan söylediği gibi gelip müdahale edecek. Hepsini öldürdüğümde. Rütel'den dolayı hazırladığım defne yaprakları ve diğer tılsımlar hazır. Her şeyimle hazırım. Kız kahveye getirdiğinde bir anda karşıdaki sandalyeye çıkarak oturdu. Elini uzattı. Ben Ceren, senin adın ne? Aynı okulda okuyoruz dedi. İsmim Remif diyerek elimi uzattım. Aa, ilginçmiş. Farklı bir yerden mi geldin? Hayır, böyle koymuşlar. İlginç bir ismin varmış. Çok utangaçsın ama hadi konuşabilirsin. Burası insanları yiyen bir kafe değil. Ama insanları kafirleştiren, hatta onların ruhlarını emen bir kafe. Gözlerin içine doğru bakarak, ne konuşayım ki, tanımıyorum seni. Anladığım kadarıyla sadece sosyal değil, biraz da utangacız. Çok arkadaşım olduğu söylenmez. Genelde yalnız takılırım. Anladım onu. Arkadaş olabiliriz. Hadi kahveni iç de sana bir fal bakayım dedi. Sior, yapacak mısın? Bu riski yerime. Buna daha büyük şeyler yaşatmayı planlıyorum. Sior nasıl diyerek sordu. Kahveyi fal bakmak için açtığında gözlerime bakmasını sağla. Yapacak mısın gerçekten? Burada elimden gelen her şeyi kullanacağım Sior. Raporladım. Ama hüddam hocalarımın buraya gelmesi imkansız. Bunu sen de ben de biliyoruz. İstediğin kadar doğruluğunu öğren ya da öğrenme. Bu gece buradaki bütün kafir cinliler ölecek. İnsanların üzerlerindeki etkileri bitecek. Sen nasıl istiyorsan Remi. Söylediğin gibi olsun ki ben de artık eğlenebileyim. Senin de bana katılacağını biliyordum Sior. Kahveyi içtikten sonra ters çevirdim. Tabağı yukarı doğru kaldırdı. Salladı, bir şeyler yaptı. 10 dakikaya oturur, ben de bakarım dedi. Tabii siz bilirsiniz, ben çok anlamam. Hiç fal baktırmadım daha önce. Nasıl baktırmadın? Fal baktırmak çok önemlidir. İnsanlar geçmişinde veya hayatında ne oluyor öğrenir. Hem benim 6. gözüm açık. Bana medyum bile diyebilirsin. Öyle etkileyici bilirim. Şimdi annenin babanın ismini direkt bilebilirim örneğin. Bence bilemezsiniz. Bilirim ya, neden bilemeyeyim? Söyle bana adını dedi. Söyledim ya Remif. Başka yok değil mi? Göbek adın falan da olur. Yani gerçeği söylemen lazım. Remif biraz takma isimmiş gibi geliyor hala. Hayır, ismim Remif. Soyadımı da söyledim. Annemin adını, babamın adını ve doğum tarihimi de söyledim. Sior gülüyordu. Hatta kahkaha atacak kadar kendini zor tutuyor. Kağıda yazdıktan sonra bir şeyler yaptı. Okları sayıların üzerinden harflere getirirken eli yavaşça durmaya başladı. Hatta titremeyi. Bir anda bana doğru gözlerini kaldırdığında gözlerimi gördü. Kahveye bakmasına gerek kalmadı. Çünkü küçük dilini yutacak bir şey görüyor. Geriye doğru kaçmaya çalışırken arka masadaki kişilere doğru çarptı. Arka masanın üzerine doğru yan şekilde düştü. Bütün tabaklar, her şey yere doğru yığıldı. Arka taraftan diğer çalışanlar Ceren diyerek geldi. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Ne yaptın, kendine gel dediler. O diyerek elini kaldırıp beni gösteriyordu. Ben şaşırmış şekilde etrafıma baktım. Ben bir şey yapmadım. Sadece kahve falı bakmak istedi, ben de kabul ettim. Sonra bir anda böyle kendini geriye doğru attı. İçeriye, içeriye diyerek hemen onu götürdüler.
Arkasından birkaç kişi daha sadece personelin girebileceği yere doğru girdi. Siyor, hazırlanman lazım Remi. O kadar çoktan hazırım ki. Sadece bir tane belirti. Bir belirtiden sonra burası bizim av yerimiz. İçerideki bağırışmalar ve tartışmalardan sonra orta yaşlardaki kadın çıktı. Sonrasında arkadan köşeden o kız beni gösteriyordu. O falcıyı Ozan'a bırakacağım. Beni gösterdikten sonra ön tarafa çıkan kadın. Bugün erken kapatıyoruz. Kusura bakmayın. Ailesel bir mevzu. Çok özür dileriz. Hiç kimseden hesap alınmayacak. Lütfen özrümüzü kabul edin diyerek rica ederek herkesi kaldırıyor. Yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyorlardı. Ellerim cebimde ayağa doğru kalktım. Herkes çıktıktan sonra sadece ben kalmıştım. Ne bakıyorsun çocuğum, çıksana diyerek bana da kızdı. Ben özür dileseydim, korkuttum onu çünkü. Sen nasıl korkuttun ki onu? Bana doğru iyice baktı. Sinirlenerek bir anda personelin olduğu yerden çıkarak kolumdan tutup ittirecekti ama koluma dokunduğu gibi eli yandı. Onun eli yanmadı. İçindekinin yandı. Hızlı bir şekilde elini havada çırparak geriye doğru çekildi. Acısını hissetmiş olmadı. Sen ne yaptın bana diyerek bağırdı. Arkadaki kapı açıldığında gözleri simsiyah şekilde olan o büyücüler çıkıyordu. Bana doğru bakıyor hepsi. Siyor, kendini göster. Siyor'un korkutucu fısıldısı. Onu duymaya başladıkları anda etraflarına bakmaya başladılar. Yüzümdeki çirkin gülümsemeden aralarındaki genç olan adam anladı. Bu o söylenilenlerden. Baksanıza, bizden korkmuyor, bizi biliyor dedi. Sizi bilmekte kalmıyorum. Bir anda isimleri saymaya başladım. İsimleri sayınca yüzlerindeki korku çok fazlaydı. Arka taraftan o yaşlı, albakan kadın çıktı. 27 ismi saymamla beraber ellerinizi kaldırın dedi. Ellerini kaldırdı hepsi. Sadece o yaşlı kadın. Kimsenin sana zarar vermeye ya da saldırmaya niyeti yok. Gördüğün gibi kendi halinde burada çalışan, kendi halindeki büyücüleriz. Kimseye büyü yapmayız. Kimseye büyüyle beraber bir iyilikte bulunmayız. Sadece fal bakıp paramızı kazanıyoruz. Bu ne gibi bir sorun? Bu aslında benim için bir problem değil. Buraya gelip kendi gönül istekleriyle beraber ahiretini yakanlar kendileri bilir. Siz kendi ahiretinizi yakıyorsanız kendiniz bilirsiniz. Ama insanlar üzerinden cinlerinizi beslemek, hele ki onların umutlarını yavaş yavaş eritip gece karanlıklara sürüklemek. İşte bu benim ilgi alanıma giriyor. Kadının yüzündeki şaşkınlık ifadesi beni de şaşırttı. Bu söylediklerini biz mi yapıyormuşuz diyerek parmağıyla kendini gösterdi. Evet, siz yapıyorsunuz. Okuldaki birkaç kişinin ismini sayarak söyledim. Bu insanlar sizinle görüştükten sonra etrafında cinlilerle beraber daha da kötü hale gelmeye başladı. Bu yüzden artık sizin de sonunuz geliyor. Biz böyle bir şey yapmadık diyerek kadın tekrar tekrar söylüyordu. Siyor, kalp atışları normal. Yalan söylemiyor. İçindeki cinniler birbirlerine fısıldıyorlar. Hiçbirinin bu konudan haberi yok. Nasıl? O zaman bu kafeden çıkanların insanlar üzerindeki etkilerini biliyoruz. Sen de şahitsin. Evet, şahidim. Durum farklı. Farklı bir şey var. O zaman burada sizden habersiz aranızdan biri yapıyor. O kim? O çıksın ortaya. Kadın, buradaki kimse yapamaz bunu. Herkes benim öğrencim. Tamam, Süryani soyundanız. Aile soyumuzdan gelen bir şeydir. Ama biz insanlara büyü yapmayı bıraktık. Sadece fal baktırmak isteyen olursa bakıyoruz. Herkesin kendi özgür iradesi. Hiç kimseye karışmıyoruz ya da zorlamıyoruz. İstiyorsan gel bak. İstediğin içeceği, istediğin yere. Benim gözlerimle yanında duran şeyi görseydin, şu anda kendin onun yanından kaçacak yer arardın. Onu net şekilde görebiliyorum. Doğru söylüyor. Beni görüyor. Kalbinde korku yok. Göz perdeleri oldukça zayıf. Hatta neredeyse gerçek Süleyman'a yakın görüyor. Senden daha öte bir görüşü var. Kadın yalan söylemiyorsa o zaman bunları yapan kim? Yanlarından biri de değilse kim? Bir anda kafenin kapısı açıldı. Alkışlarla beraber elinde iki kişi silahla girdi. Sonrasında arka taraftan alkışlayan Ozan girdi. Ne büyük buluşma, ne büyük.
büyücüler ve Hüddam birbirlerini dinliyor. Hüddam, dinlememen gerekiyordu. Direkt hepsini öldürmen gerekiyordu. Sonrasında da bana bırakıp ben de işimi halledecektim. En başından beri buraya taşındığımı biliyordum. O yüzden bu kafedeki olayları incelemem için en yakındaki yere burayı seçtim. Zaten Süryani soyundan oldukları için de hiçbir şekilde sırıtmayacaklardı. Hissiyatları alabiliyordum cinleri. Büyük planımı hızlı çözdüm. Karşındaki kafirleri dinlemeyi babam mı söyledi sana diyerek masanın üstünde duran birkaç tane meyveyi alıp ağzına doğru atmaya başladı. Sen de kimsin? Ne istiyorsun bizden diyerek bağırdı kadın. Etraftaki insanlar camın önüne doğru gelmeye başladı. Ozan onlara doğru dönüp insanların ilgisini kaybettirin. Arkasındaki iki adam silahlarını beline koyduktan sonra gözleri değişti. Onlar da kullanabiliyor. Dışarıya doğru çıktığında kimse buraya bakmaksızın ilerlemeye başladı. Gözlüklerini çıkartıp bana doğru yaklaştı. Planım açığa çıktığına göre Akit'te söz verdiğim gibi sana zarar veremem. Ya da arkandaki o şeye. Ama buradaki herkesi öldürebilirim. Keşke ikimiz de çıkarlı çıksaydık. Sen diğerlerini öldürüp beni uğraştırmasaydın. Ben sadece onu alıp gidecektim. Şimdi buradaki herkesi öldürmek zorunda kaldım. Etrafa doğru camlara baktı. Camlara bir anda boğulaşır gibi karanlık dumanlar yapıştı. Bana doğru baktıktan sonra yüzündeki gülümsemeyle. Neden beni kovdular o köyden biliyor musun? Ellerini iki tarafa doğru açtığında karanlık dumanlar yukarıya doğru çıkıyordu. İbranice şekilde tılsımları okumaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.